Olacak şey değil. Olacak şey değil. Yılda bir kez tatile çıkıyoruz, şu başımıza gelenlere bak. Pansiyon desen rezalet. Her şeyi ucuza getir Ramazan, her şeyi ucuza getir. Sat tatil bitti desebilir mi ya? Şu çocuğu alalım mı? Yazık, yolda kalmış. Hayır Hüsret, hayır. Zaten cinlerim tepemde. Bir de elin oğluyla uğraşamam. Ay! Ne oldu? Ne olacak? Teker patladı. Açtın şom ağzını, olacağı buydu. Benim yüzümden teker patladı, öyle mi? Yok benim yüzümden. Bır 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 bır. Sabahtan beri yeter ya. Ama dinleyen mi var? Laf çok, icraat yok. Yok efendim, bilmem neymiş de. Yok bilmem şuymuş da. Ya yok anasını iniymiş. Efendime söyleyeyim, otel kötüymüş, pansiyon kötüymüş, bilmem neymiş. Yeter ya, yeter. Senden çektiğim nedir benim ya? Al işte, bu da çalışma. Bayram et, bayram et. Ne oldu? Yolda mı kaldın abi? Seni alacaktım da, kusura bakma. Biraz sorunlarım var da. Kirko çalışmıyor mu? Çalışmıyor ya. Bildiğin bir lastikçi falan var mı bu yakınlarda? Bayağı akıdı kaldı ya. Contaları gevşettin mi? Laf çok ama icraat yok. Utanıyorum dedim. Bu arabayı değiştirelim dedim. Arabayı değiştirelim dedim. Bir şeyim dedim. Utanıyorum dedim. Sen tekere. Ah, tamamdır. Teşekkür ederiz delikanlı. Gideceği yere kadar götürmemiz şart oldu artık. Canım, arabayı nasıl kaldırdın? Ben bir süper kahraman. Süper kahramanmış. Hiç göreceğim yoktu valla. Ama süper kahramanların özel kostümleri olur. Diktireceğim. Halamın biraz iş vardı da dikmedi. Özel F kostüm yapacak bana. Çok tatlı ya. Makarayı bırak da nasıl yaptın sen şu işi, onu anlat. Bu bir ince hikayesi. Müzik
şey abimin askerden gelmesinden başladı. Abim biraz geç gitti askere. Sebebini bilmiyorum. Listen sonra hasta oldu bir ara. Hastanede bile yattı. Belki ondandı. Bizim oğlan biraz saftı. O yüzden köyde pek tanımazlar abimi. Her keleklerin mugatten, çocukluktan beri başının belası. Lan, Cebeş! Ne oldu lan? Süzülük iş misin? Askerlik yarmamış herhal. Askerlik erkek adam işidir oğlum. Bu dangalak 10 yıl geçtikti askere. Bunu bir numaralı hava biliyorum ben. Lan, salak salak ne bağırıp durun sen? Bu çocuğun kalpten hasta olduğunu bilip dur demeyin. Kapa deyiz. İşeceğine. Git. Hop, ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. Benden habersiz köye giriş çıkış yok. Rapor vereceksin bana. Hadi be. Madem götürürüm eve kadar. Atla. Hatice, abimin fırtını kaçtı. Çocukluktan beri koşup dur peşinden. Ne yeni be yeni anıma. Bir burun var, yarım saat önden geliyorum. Hatice! Buyur Fatma abla. Yarın düğünü gidecek misiniz? Gidelim dedik ki ayıp olur gar gitmezsek. Anangül'ü gidecekler mi? Gitme Fatma abla, anamın düğünü gidilmedi. Nerede görüldü? Pek kurtlu gar senin bu anan. Ağaç tutut anam dugurt. Varın giden ben Fatma abla. Teyzemle oyu bekliyordun. Bekliyorlardır şimdi. Selam söyle anana. Bağ üstüne. Ha bir de anam var. Oğul gelecek diye havaları uçutturur. Eve görsem bal dök yala. Bir haftadır golaştan giriyoruz eve. Başı! Sıla! Uy! Gizmen gelecek senin oğlan. Yarın gelecek. Akşam geldi sarı saralım. Pek sever koçum. Ver bak. Acıktı bazımı edelim. Konu komşuyu hayır edeceksin. Olur olur. Heh. Ana. Anam benim kara bilelim. Anam benim kocu kafalı Mustafa'm. Mustafa'm gelmiş. Oğlum! Anam işte, çok sever oğlunu. Beni de sever de onu sevdiği gibi değil. Koca adam oldu, hala çocuk gibi sever onu. Terliği kafayı hep ben yerim. Abimin anamdan dayak yediğini hiç görmedim ben. Neden? Onun aslan oğlu. Paşam benim aslanım benim. Lahan yarın gelecektim sen ya. Ne bileyim ben sürpriz edeyim dedim ben sana. Ana benim sürprizim otam, sürprizim otam. Ali sen yarın geleceksin. He. Ben yemek etmedim ya. Dur bakayım acık şey yapıveren sen ben. Keski alıveren. Azıcık da patlıcan közlümesi var. Şimdi gelin ben. Aram geliyor şimdi ben geliyorum kuzum. Ne kadar kıskansam da abim benim için bir denedi. Bir dene. Baba abim gelmiş. Lan. Abim. Aslanım lan benim abisinin gülü. Dur lan bakayım sana. Geldin mi lan? Baba. Babam abim karşı biraz soğuktu. Oturun. Pek iş beceremediğinden olsun gerek. Nettir Abbas kadı. Anladı ben seni. Ben var ya bölük çavuşaydım oğlum. Biz böyle Zeymihan'a vardı. Kocaman kocaman. Ondan var ya intikale giderdik biz. Zeymihan'a? Tankı. Açık. Açık küçüğü. Benim karım oğlum. Pek sözünü vermişsin ya sen. Yemedim yemeklerine. Başım bıraktı daha yoz sene. Zaten her gün kuru fasulye yemekten var ya. İçimiz içimiz geldi ya. Çatışmaya gittin mi abi? Sırattın mı hiç? Atma mı lan? O kadar kuru fasulye yiyen adam top pilata. Aman benim oğlum askerleri gidip gelmeymiş yarabbi. Karalım beni. Filan efesi bu ya. Efem benim. Açık uzanacağım ben. Daha çok zorlaştı abi be. Çalış oğlum çalış.
Ana, ben varayım bir ak yeşilin gör engelin olmam ha. Ana, arkadaşlar kaçıp durma oğlum. Ülge Bey gittiyse gel. Sonu gitti mi? Ben gelemem abi. Dur lan, nereye gidip giden sen? Banyo edeceksin daha, teki gibi kokup durursun. Ya. Konuşma hadi, yürü, yürü. Komutan beni çok seviyordu. Takım çavuşuydum oğlum ben, takım çavuşu. Oo, tankları bindik, helikopterden havaladı uçtu. Bir göçedin, Rambo gibiydik biz, Rambo. Serkan, koyunlara bir bak. Düdüğüyle Süleyman geldi dükkana. Ne hesap tutmuş paket? Ne olacak? İncir'in parasını almaya gelmiş. Bu sıralar oğlum dükkana çok gelen giden olup duru. Her gelen para verirsek apışı kalırız bak. Baba, sen çok iş ediyorsun. Ver şu garibanın parasını be. Verelim, verelim oğlum da. Biz ne yiyelim? Ha oğlum, baban doğru deyip duru. Etraf çakal kaynayıp duru. Her önüne gelen para verecek olduktan sonra açıktan gebeyiz biz Allah demedim. Merak etme ana. Bütün köy açıktan geberse sen yine kalırsın. Ne? Ne? Yok bir şey yok, hadi yemen de alsın. Ben çıkıyorum ana, Meryem geri gideceğim ben. Kızım, ikili on bir şey istedin ya. İyi madem. Şevket, ben giderken azıcık para bırak git.
Ne olacak para? Ne parası olacak? Akşam düğün var, haberin yok mu? Oraya iki tane altın alınacak. Le sarıları ne diyorsun artık? Onu alır, 20'şeler de para dakika gitsin ya. Ha, olgamış gari. Ondan sen Hasan'ın düğününde ölmediler de paramı da tutardın. Ne demişler? Dede, yediğini öde. Ben öyle hani, incirasının karısı. Para dakika, altın takmak dettirmen kendime. Le arkadaşım, orta düğün yerinde zaten kimin ne dakika bilinmez. Onu alır, 20'şeler, 50'şeler para dakika versin, kalka gelirsin. Görmüyor musun? Ondan göz dörtü. Öl kim ne dakika oraya. Bakıp dururlar da onunla. Balbalına hiç belli olmaz o. Olmaz. Olmaz Şevket. Ben istemem. Altında köm ben. Tamam, tamam, tamam. Tamam, fazla konuşma. Beni para laf etme beni bir daha. Burada? Düğün bakıyorsun. Hatice'yi mi kesiyorsun yoksa? Ne keseceğim be Hatice? Düğün bakıyorsun ya. Allah herkesin ayarı senin. Sen bakalım müziğe. Efendim, ezan okunuyormuş. 5 dakika ara veriyoruz. Ezan değil o. Selam okunup durur. Perşembe ya bugün. Efendim, selaymış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derdin neler senin? Abi, Hasan abicim, inan ben kötü niyetli değildim. Ben askerden daha yeni geldim, bilip durursun. İşleri de yavaş yavaş yolunu koyup dururuz. Ondan ben Hatice'yi talibim. Böyle mi oluyor bu iş? Hasan abicim, Hatice beni hiç yüz vermiyor. Ondan ben ne için bilmedim, öyle ediverdim. Oğlum bak, her şeyin bir yolu yordamı var. Öyle çocuklar gibi kağıtları yazı yazmayan kızın gönlünü alamazsın. Alacağın anca bu olur. Denizin dibinde haçam, demirden evler. Akgerdan altından am, çiftedir beller. O gün alıp parmaklarda o beyaz eller, yolcuyu yolundan alan eyleyen dilber. Dalga dalga, dalga dalga, dalgalanıyor. Hatçayı görenler sana sevdalanıyor. Çok mu seviyorsun lan? Çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Cemal.
Cemal, içim gidip dur. Geberik giderim ben. Akideş. Oğlum dur bir lan. Daha yeni geldin askerden. Hem kağıt göndermekten oluyor lan kabak. Kaçıncı diyor düşün oğlum sen? Gireceksin Feyza. Arkadaşlık isteği göndereceksin. Dürteceksin bir yol. Ondan sonra patlatacaksın mesaja. Ne doğru dedin ne Cemal? Tabii oğlum. Ardından beygir mi koşturuyor lan? Bak ben 10 sene kadar oldu ya, albüm yaptım Almanya'da. Tutmadı. Ne için bırakacaksın mı lan? Ha, nerede hata yaptın? Koca Afyonlu geldin, Aydın'dan kız aldın, iç güveysi girdin. Hacı Mustanların dudu vardı. Bubası zengin. Şimdi ikinci albüm patladırdın ama. Her şey olacağını varıyor Mustafa. Doğru diyorsun ne? Cemal? Ha. Nettin ne sen gözüne? Nettin mi? İnek tepti inek. İnek tepti. Hadi lan yalan söyleme bana. Gardan dayak yedim anasını ne? La erkek adam gardan dayak yiyeme arkadaş. Ben bir iş yiyeyim dur. Kim o lan o da? Mustafa. Geç oldu hadi. İnem var. Deli çoban uyandırdığı Seykros, krallığın yıkıntılar arasında dolaşıp durmuş. Ters çoban da uyanmış garibim. Darıyı bilince olmadı, dandik bir devirde uyanıyorsun. Açık da sabretsin ya. Kadir. Bilinen tarihi milattan önce 4500'lü yıllara dayanıyor. Tralles'teyiz. Adını Trali isimli bir Amazon'dan altı ileri sürülmekte. Ama biz buraya buraya yere geçiren beylikleri anlatmaya gelmedik. Yani ne eski Roma'dan, ne İskender'den, ne Osmanlı'dan, ne Aydınoğullarından söz edeceğiz. Bizim aradığımız dünyanın ilk notası. Çünkü bu topraklarda ilk kez Seykilos bir şarkıyı notalara döktü ve o notaları taşlara yazdı. Ama altında yine bir sevda masalı vardı. Sevgilisi o Perpe'ye yazdığı şarkıyı yüzyıllar boyu dinlenecek o melodiyi milattan önce 200 yıllarında dünyaya armağan etti. Biz Seykilos'u, Leoperpe'yi ve o melodiyi arıyoruz. İşte o 8 nota zaman zaman sandoliç yaptı, zaman zaman kerim kerim yaptı. Ama hep ondan. İşte bizim aradığımız o nota. Sörf ediyorum. Ya ben seni şu köpek içine sokma demiyorum ya. Her taraf kırık dur bu. Ya abi cavurlar filmlerinde köpekler ne güzel evin içinde geziyor o. Ya sen cavur mu Adius? Çıkar o köpeğe gel. Ana be, şimdi çıkacağım. Nereye giriyorsun? Facebook'a giriyorum. Kaç arkadaşın var? 80'i geçti benze. Vay, benim daha 24 tane arkadaşım var. Nereden buluyorsun bu da arkadaşı abi? Askere gidip gel, seni de şu ara merak etme. Anne! Gene mi soktun lan o köpeği içeri? Hadi ben kaçtım. Hah, arkadaşlık isteğe gönderildi. Mustafa! Mustafa! Buyur baba. Gel lan bakayım buraya. Tamam baba. Buyur baba. Odaki tulum bey al. Doğru enişte engilden oraya bırak.
Dönüşte Çamur Şevket'in oraya uğra, incirlen parasını aldı gel. İki aydır vermiyor deyiz. Tamam baba. Ulan almadan gelme sakın ha. Al da gel. Barış geri geri buradayım. Geri sal sal. Benzi bu mahallede top oynamayacaksınız demedim mi lan? Orada oynama, burada oynama. Nerede oynayacağız bu topa? Oynamayacaksınız diysem oynamayacaksınız lan. Askerlik adam adam eder. Egon kırılır. Değirmendeki buydu ki bunu diye adama. Tespit gibi sıraya dizerler adama. Bir gün hiç unutmam. Nöbet tutuyordum, komutan geldi. Bundan sonra nöbet tutmayacaksın dedi. Ya ne yapacağız komutanım? Yüzbaşının kütüphanede akvaryum var. Balıkların yeminden, suyundan, tuzundan, onların aşınla ilgileneceksin dedi. Ben de balık deyince balıkla atladım. Tamam dedik biz. Güneşin bağrında sıcak soğukta nöbet tutmaktense iyi dedik. Başladık balıklar bağımıya. Ben de bir gün verdim, iki gün verdim, üç gün verdim. Baktım mübareğiyle aç kalmasın dedim ben. Bir günde acı çokçam döküverdim poşada. Sabahleyin geldik. Balların hepsi ters gelmiş, yatıp durla. Eyvah dedim, eyvah Şevket. Hindi boku yedin dedim. Sonra Şevket amca? Güzel bir dayaktan sonra 7 gün cezaevine gittik. 7 gün cezaevi bitti. Geldik bizim 2 saatlik tutmadığımız nöbete. Ettiler 8 saat. Böyle bir anım varmıştı işte. Sen ne geldiydin? Şevket amca bu incirlen paraları varmış da onları almaya geldim ben. Babam öyle dedi. Şimdi Mustafa, borsa düşüşte. İncir para etmedi. Aldık hepsi depoda. Enflasyon aldı başını gidip duru. Şimdilik sizin parayı ödeyemeyeceğim. Ya Şevket amca, şimdi ben babam ne diyeceğim? İncirlen parasını almadan gelme dedi bana. Sen bu beni çok selam söyle. En kısa zamanda sizin işi çözeceğim. Aleykümselam. Gidiyorum o zaman ben. Ha, tamam. Hadi selam söyle bakalım. Aleyküm. Hadi selam söyle. İyi günler. Baba, baba bizi öğretmenler 5 kişi yarım saat böyle kayak üstünde beklettiler. Ulan yapmışsınızdır da yüz bir işler yine. Bir şey yapmadık baba ya. Şu tarhananın içine 2 tane acı biber sallayıversen olma mı? Baban mı ölüyor lan? Ah, ah anamın tarhanası. Kurtluydu, böcekliydi emme. Dadından yenmezdi. Ula, siz anamla ne tanıştınız? Ananla kafide tanıştık. Geyit'in gözlerinin içine baktım. Çok seviyorsun lan ben seni. Vaciyemin beni. Dedim. Şaka ettim lan. Ben uzmanla ufalıdım. Dağda tepide koyun güderdim. Anan genç, bastığı yerleri titretiyor. Şimdiki gibi duba değil. Neyse. Anan al fistanları giymiş. Tay gibi. Kulu kullan tarlasını oradan geçip durur. Emme slow motion'da geçip durur. Hey gözünü sevdiminin. Ben de Ferdi Tayfur gibi saçla. İspanyol paça pantolon patladı benim maniye. Su septim, serin olsun.
Mezarım derin olsun. Dünyada alamazsam ahirette benim olsun. Masa üstünde pekmez, çoban kahvalını ötmez. Önünde gezen sürü benim nişanımı yetmez. Üle sürü benim mi ki seni yetecek akap becik? Deli divane olup durun. Köy benim olsa hepsini satarım senin için. Emme ve lakin çulsuz dıngıl deli adamın tekiyim. Cepte 5 kuruş para yok. Ne edeceksin? Varem ben bu kızı kaçırayım dedim. Ulan dangılak, ulan salak. Bir plan milan bir şey yapsan de mi? Neyse, tuttum kolundan kaçırıyorum. Gosmel'le Süleyman'la Muzaffer dikili verdiler karşıma. Dayın olacak deyin usta. Bir dövdüler beni, bir dövdüler beni. Soğuma gitsin. Eşeğin yolunu gözler oldu. Ne zaman sudan kaçıp yiyecek diye. Son ne oldu? Ne olacak? Bir hafta yattım evde. Anan karısı dayanamadı. Bu deli olan benim peşimi bırakmayacak herhal dedi. Hem benim gibi yakışıklı bir adamı nereden bulacağım dedi. Vardı beni. Ulan tipsiz montfo. Kim kaybetmişti ben bulacağım seni ha? Acıdımdı vardım ben sana. Veremden geber gideceydin ya. Ah ulan ah. Ah. Öyle şimdiki kafam olacaktı ki. Ah. Ulan bir hikaye doğru düzgün anlatamıyorsunuz. Tencere yuvarlanmış kapağını buluvermiş arkadaş. Ulan. Mustafa. Aldın mı lan incirlen parasını? Almadım baba ya. Bir enflasyon deyip durur, bir piyasa bozuk deyip durur. Vemedi diyorsun oğlum. Ha benim dangalak oğlum. Sen bir işi ne zaman becerebildin ya? Verdiğin bir işi ne zaman becereceksin he? Alamazsan tabii ne? Bunu alırsın. Hatça, yeni cam taktırdım. Pek güzel oldu. Zeytinyağı gibi kayıyor araba. Yakı, milyon bindiren. Gezeriz öyle. Olma mı? Günümüzü açtık mı? Bakkari. Hatça, neden beni bakmıyorsun Hatça? Gezdiriyor, evi kadar götüren. Olma mı? Ben dinlemiyorum ki sen. Bakmıyorsun buraya. Ulan insin oraya. İstemiyorum ukakka, istemiyorum anlık öyle. Neden ne yapıyorsun Hatça? Neden? Allah Allah. Bu ne bir şeymiş ya? Ne yapayım böyle bu? Allah Allah. Hatça'nın icadına. Sıkıldım ben ya. Böyle şeylerle uğraşmak. Sıkıldım. Benim kendi telefonum yeter. Telefonu kapansın. Hop, hop hadi. Öf, öf. Şu kızların yanındaki adamlara bak. Ben kesin evde kaldım ana, kesin evde kaldım. Kesin evde kalacaksın tabii. Tepestelik kızım. Mukadderin nesi var? Aslan gibi yakışıklı, variyetli çocuk. Aman yakışıklı görmesek yutturacaksın sen de. Ho, ben bak bakayım sen. Senin yakışıklı kriterlerin ne diye bakayım bana. Yakışık dedin, önce beyaz tenli olacak, sarışın olacak. O ne öyle? Cingen DNA gibi kapkara. Bir de kapı sakal gibi o aynı. Baby face olacak açık. Sen kimsin diye bakayım bana. Dünya kainat güzeli mi sen kızım? Ne var anne? Ne güzel kızım işte. Bu dergideki kızlardan neyim eksik benim? Allah gözün kör olmazı. Eksik mi oldu kız? Fazlan var fazlan. Burnumu diyorsun değil mi anne? Burnumu diyorsun. Her önden bakınca belli olmuyor ama yandan bakınca açık belli ya. Biz sen ismini gelenler diye deriz gari. Benim kızım yandan deyip önden bakın. Öyle beğenmeyin deriz. Hullu. Aman bana. Bir şey denmiyor senin daha. Hullu tuz yeni kokma. Yeter kadar canımı doyurdum. Abi yeter. Yeter hadi. Hadi dışına. Hadi. Bıktırdın bülbül dediği hareketlerine beni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Çok fazla detaya girmiyor musun Hamdi? Hani abim falan... Ulan dinlemesini bilmiyor be. Bu olayla hepsinin birbirine alakası var. O gece köyde festival vardı. Asıl her şey o gece başladı. Thank you.
gar gülüm oldu mu? Oldu oldu. Bek güzel oldun gari. O üzerinden 3,5 veriyorsun. Boşuna uğraşma kızım. Bu senenin güzeli benim. Cart kapı kağıt. Senin çayneye bakmıyorsun yalım. Benekli benekli dalmatçalı gibi. Halt etmişsin sen. Görsün biraz sonra. Görelim bakalım. Bu ne? Limonata. Buz gibi. Buyurun. Sen de sağ ol. Ziyaret mi Mustafa? Ağzının suyunu sil biyo suyunu. Bir şey benzese içim yenmeyecek. Şimdi de sıra geldi ince güzelini seçmeye. Hadi bakın kızlar, hadi yürüyün bakın biyo. Seçecek değiller ya. Hatice'yi birinci seçtim. Tuhaf bir heriye dua be. İnsan kıyla kazanmak buna diyorlar herhalde. Şimdi ağzını yırtacağım yemin olsun ya. Köyün güzelini seçtik. Şimdi de pehlivan güreşi yapacağız galiba. Köyün en delikanlısı kimmiş göreceğiz. Sen ne geldin la buraya çapsız? Neyin güvenliğini geldin buraya? Neyse dur sen dur. Alacağım ben senin havana dur. Vurun ulan davulcuna! Dur lan dur! Ulan zeytinyağının memleketinde yağsız güneş bulurmuş hiç. Ulan Ahmet dede, bir yolda bir şey karışmasan olmaz. Bu yıl zeytinyağı par etti. Zeytinyağı par etmişken bu yıl da yağsız güneş edivesinde. Vurun ulan davulcuna! Bak ucuma ne arıyor? Vamın hadi biz de bir güreşi verelim. Güreşi verelim ne olacak la? Benim bak. Emme ben seni yenersem maya. Evdeki sarı danayı alırım ha. Halim Allah yere vurdun mu fotoğrafını çıkarttırırım sen la.
Mustafa, hadi oğlum yemek hazır. Hadi. Abi, mukadder de kazanmadı güreşe. Sen nasıl ikinci adam mı yenildi? Rezil ettin beni. Kaner herif. Koskoca Yörük Efe'nin torunu, gıçı boklu kelekleri mukaddere yenilmiş. Çocukluktan beri böylesin. Adam olamadın gitti. Verdiğim hiçbir işi beceremezsin. Sen ne işi yararsın arkadaş? Mustafa! Mustafa çocuğum! Ya var mı çocuğun üstünü bu kadar? Zaten bunalım girip duru. Eh be! Ben kahveye gidiyorum. İyi. Ana, abim çamurla hatçıya aşık. Ondan bunalım takılıyor. Aşk acısı çekiyor adam. Sen sus bakayım. Sen nereden biliyormuşsun aşkı meşke? Bilmediğin işler karışma. İlkokul kedi ben de aşk oluverdiydim sınıf öğretmenimize. Aşkımdan kabız oldum her gün. Gerçi sonra gitti ya. Yemeğin ye, hadi yemeğin ye. İşte o gece oldu her şey. Babamın lafları abim çok koydu. Ha, ben siz Yörük Efe'nin torunu olduğumu söylemiş miydim? Hani şu adına türküler yakılan, Kurtuluş Savaşı'nın düşmanı ilk darbeyi vuranın adı. Süpermen, Spiderman oluyor çocuklar hayalinde. Süper kahraman. Bizimdi kahramanımız Gocu dedemdi. Abim de o gece Gocu denemin kahramanlık sırrını buldu. Selamun aleyküm. Nasıl bakın açım? Nasıl olur maşallah idare ediyoruz işte. Mustafa'm da askerden geliverdi. Hemen işten başını geçiverdi. Duydum, gözün aydın.
eder baş gözetmenin zamanı da geldi. Böyle senin gibi güzel, iyi huylu, elinden her işine gelen. Anladım, anladım ben seni dinle Ayşe abla. Emme olmayacak böyle, amin denmez. Biz gene de şansımızı denesek. Şansın olacak iş mi Ayşe abla? Milli piyangon bu. Amat dede. Alo diyor Mustafa. Müsaitsen seni bir şey danışmaya gel dedim ben. Geçme, otur bakayım öyle. Amat dede, sen dedemden arkadaşsın değil mi? Babasının garamantlarından köyde bir miyandı yok. Hani gücü dedemin. Rahmetlik zamanında babam hür adamdın, hür efendin derdin. Sırlarını köyde kimse bilmiyor. Ama dede, ben galiba koçu dedemin sırrını buldum. Neymiş de bakayım koçu denk sırrı? Aa bu! Mustafa, öncelikle olaylara fazla fantastik yaklaşıyorsun. Hayal dünyan fazla geniş. Realist bakmıyorsun olaylara. O zaman ne ben çocuğum? O elindeki kitaba çamurların şerketin gidesi vardı Halil İbrahim rahmetlik. Efedi değinen Drallesin orluğa da gömü ararken buldular ona. Bir o kitaba bir de bir sandık dolusu altın. Efedi'den kitabı aldı, ilmi seçti. Öteki dangalattı, altınları aldı. Şimdi zengin oldular ya. Neyse. Efedi değin cesur bir adamdı. Yiğit bir efendi. Ama bir o kadar da alim bir adamdı ha. Okumayı severdi. O endeki kitabı çözeceğin diye de Avrupalara kadar gitti. Amat dede, ben de onu diyorum işte. Bak. Çözmüş. Eski yazı bunlar. Bunu okuyacak bir adam lazım lan. Oğlan yanıp duru. Deli deli hareketle. Koca dedesinin odasını girdi. Çıkmıyor. Ne edeceğiz bilmem. Çamurlan Hacı diye mi? Öyle ya. Bu iş olmaz. Kızın göğünü yok. Anasının burnu pek bir havada. Kıl aldırmıyor. Hiç sevmiyor o garıya. Zor olur o iş. Biz kendi isteyeceğiz. İsteyelim bir yüzü, vermeyelim iki yüzü. Zor olur ablam, zor olur. Hem zengin onunla. Mıstığı bakmaz o kıza. İlişber değilsiniz abla siz. Ondan karlı çalıştığını gördün mü sen hiç? Hazır alışmış onunla. Köylü emek emek çalışıyor, üretiyor onunla. Hazır alıp üç kuruşu köylüden satıyor pazarda 10 liraya. Ne derim Gari Nurcan? Kaçarlı mı kıza? Kızın gönlü yok diyorsun, anlamıyor musun sen? İkinit bir isteyeyim canım. Mustafa'nın gönlü olur en azından. Öyle diyorsun işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin senin. Otur Arif abi otur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Sen de iyi misin? İyiyim hamdolsun Allah ben. Allah iyilikler ayırmasın. Amin, amin. Kazım abi sen nasılsın? İyi. Sağ ol, ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun Nasit? İyiyim Semih'im, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi vallahi ya. Köyüme gelince nasıl olayım? Şu güzelliğe bak. Of, of. Burcu burcu da kokuyor mis gibi deme. Ne oldu sen, pinti mi oldun? Ole, o nasıl laf? Niye çay söylemiyorsun? Rıza, bir çay getir. 4 tane getir Rıza. Bir de su. Seyide yaz. Bana yaz. Heh. Ne oldu, sesin kısıldı? Semih, o kadar büyük şehir gördün, üniversite okudun. De bakayım ya, ne okuyordun sen? Edebiyat fakültesi. Üniversite, üniversite. Ne çıktın oradan? Edebiyat öğretmeni. Öğretmen. Ya öğretmen de, ben öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. Eyvallah. Yani Osmanlıca üzerine bir tez yapacağım. Sonra yüksek lisans kısmetse.
Ondan sonra da Allah izin verirse bir de master yaptım mı tamamdır. Bu master ne oluyor gari? Master şey, Kazım abi, üniversiteyi bitiriyorsun ya hani. Üniversiteyi bitirdikten sonraki tahsil üstüne yapıyorsun. Ula o kadar oku oku ömrü okumayla geçiyor anasata. Öyle vallahi ne yapacaksın? Ne olacaktı ya? Senin gibi leşber mi olacaktı çocuk? Bilim insanı olup memlekete faydalı olacak. Öyle balıcanı yetiştirmeye benzemez bu. Estağfurullah ya, abartma o kadar. Aylık durumu nasıl? Sigortan var mı? Var Arif amca, var. Tabii. İyi oğlum. Bir de maaşlık aralsın, gül gibi geçinir gidersin. Ya Arif amca şimdi durup dururken everdin bizi ya. Kısmetimiz de varsa olur. Beka koymayacağım oğlum. Evlensin herkes. Senin kaşlar orijinal mi? Bu çocuk okuyabilir. Onu bir soğa bakalım. Lan, baksana bu kız güzel benzemiyor Hasan. Hangisi? Şu portak gözlü mü? En şebeğin oğluna. Kızı beğeneyim az. Seni kim beğeniyor lan deli Şakir? Baba, hani beni kızı sevmeye götürecektin ya. Gidişim, yavrum. Bak, oradan babanın cicanı beğenip duruz. Sonra gidersin kızı sevmeye. Babanın cicanı beğenip duruz. Kızı beğenip duruz. Neden avukatımı aradın, avukatı telefon edin. Ne oldu? Ne aldınız? Ne size çocuğa? Bunu seveceğim şampendi. Kız ver baba ki. Bugün senin bir şeyin moralin bozuk. Ne oldu? Olduğu yok. Pelek ne ağası çırnaştı yine. Oğlunu isteyeceğimmiş ben. Halt etmiş haspam. Bize onları verecek kız yok. Ne demişler? Davul bir dengi dengi. Ben de öyle dedim ya. Ne işim oldu benim o dangılatla ana? Şşş. Yavaş ol. O da insan değil mi canım? Allah Allah. Hem ne demişler? Gönül bu. Oturduk ona boku da. Ben ne oluyorum Gari abi? Ne demek istiyorsun sen beni? Sen ot oluyorsun canım. Ama ısırgın ot. Sen önce kendini bak. İzdivaç programlarından garı bakınıyor. Aman be. Gözün kör olmasın. Ben çocuğu çıkarıverdim sandım. Hepsini götürüverdim cavırma oğlum. Allah, gel gel Hasan buraya, yürü yürü bak, bak bir de açtı, bu şatırı bez yaptır, gel bu kancık gel. Şşşt, ne yaptırım? İyi, sen ne yaptırım? Bunu sormak için mi koştun geldin? Şşşt, Semih. Hı? Ya ben seni bir şey danışacağım. Danış. Burada olmaz, yerin kulağı var, gizli, mühim. Bizim eve giden mi? Mustafa. Beni korkutuyorsun bak. Sen görmeye çok değişmişsin. Ben eve gideyim. Bir işimi onu halledeyim. Sonra görüşelim seninle olur mu? Ya beni değişen ya. Asıl sen değişmişsin. Üniversiteye gittin bir havalara girmişsin. Gözlük tutamışsın gözüne. Ne yapayım? Kepten takayım. Gözün görmüyor. Astigmat bu. Semih. Hadi biz gidelim. Çok mühim. Özel bir şey göstereceğim sana. O ne lan? Bu kim biliyor mu? Ne bileyim ben kim? Efe dedem. Sen bunu mu göstermeye getirdin? Bunu söylemeye getirdin? Teşekkür ederim. Dedeni Allah rahmet eylesin. Sana saygılarımı sunuyorum. Bana müsaade. Semih. Dedem var ya dedem. Ben küçükken var ya. Beni öyle bir şeyler anlatırdın. Sonra böyle masallar anlatırdın köylüye. Ama kimse bir şey anlamazsa akideş. Tamam mı? Bunun böyle babasının kahramanlıkları, böyle böyle gizli gizli güçleri varmış. Tamam mı akideş? Zamanında söylendiğine göre böyle tek elinden o kocaman böyle yüklü at arabaları var ya. Kocaman elinden tuttuğu gibi havayı kaldırmış Akideş. Semih. Şşş. Vay ya. Ben dedemin sırrını buldum Akideş. Burada bir iksir var. Ama dedem var ya, hiç kimseye söylememiş. Zaten okumasını bilmedikleri için hiç kimse bir şey anlamıyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olacak? Ben de bu işsizden yapacak anasını satayım. Ben de böyle güçlü olacaksın arkadaş. Ondan sonra o mukadder var ya, onu yerin dibine batıracaksın. Hacciyle kolundan tuttuğum gibi kaçıracaksın.
Arkadaş ya, dayanacak gibi değil arkadaş ya. Darallığa geliyor ya. Yırtın yırtın vereceksin ya. Kendini intihar edeceksin ya. Oğlum bak beni germe lan. Germe ya, bir sus ya. Bunlar eski Roma yazısı. İstersen onları da çözeriz. Bunlar Osmanlıca. Bunları anlıyor. El tarifetül incirül kuvve. Yani diyor ki... Kuvvet incirinin tarifi diyor. Ha, bravo! İşte bravo! İncir, tarif değil mi? Kuvvet. Şimdi burada bir sürü şey... Ulan listeye bak. Burada bir sürü şey yazıyor. İncir. İncir. Enerji verir. Adam atladı 39 bin metreden aşağı. Bu niye? 39 bin metre yukarı fırlansın kelepçesi. Öyle enerji veriyor. Zeytinyağı, kolesterol dengeler. Üzüm suyu, gan yapa, sarı gantoron otu, kılıç yarasını bile iyileştirir. Doğal antidepresandır. Kestane çizilir. Çizilir. B1 var, B2 var, C vitamini var, protein var, fosfor var, sodyum var, sülfat var, ne ararsan var işte ya. Sen onu da ye bol bol. Ha, küner. Halk arasında küner, sosyetedeki adıyla çam fıstığı. Çam fıstığı ne yapar? Ne yapar? Düz duvara tırmandırır. Sen düğüne kadar bunu alma. Kiraz sapı. Sapı. Keçi boynuzu. Su. Keçi boynuzun çekirdeği ama. Çekirdek yazıyorum şurada. Yazdın mı? Yazdım. Bakayım. Hey. Palamut meyvesi. Meyvesi. Sekiros Bodurlu Nihat amcayı takip edip köyü kadar gelmiş. Şaşırmış tabii. 2000 yıl sonra uyanıyorsun, tekerleğin yeni olduğu çağdan traktörlü çağa atlıyorsun. Olacak o kadar şaşkınlık canım. İşin ilginci, köy geri gelmez Hatice'ye denk geliyor Sekiros. Böyle şey ancak eski Türk filmlerde olur diyeceksin ama her şey olacağını varıyorum. Hatça. Ne? Ne yaptırın kız? Yürüyorum. Baraba yürüyen mi? Hatça, yakında var ya çok büyük olaylar olacak göcesin. Fazla yanaşma, kafanı kırarım Mustafa. Baltaya sap olmadan kız senin neyine? İrezil edeceksiniz bizi el aleme. Ey garey hadi de söylenip durma. Mustafa! Hadi gari oğlum hadi! Sağ ol bana! Abi nasıl olmuşsun? İyi olmuş. Bak be seni yapıyor. İyi olmuş dedik ya. Siyah kravat mı taksam acaba? Tövbe. Ya kızı sana mı alacağız, beni mi alacağız ya? Takı ve geç ve kırmızı takmışsın işte. Aman be. Mustafa. Hadi gari oğlum hadi. Tamam ana bitti geliyorsun. Hani güzelliğine. Kahve için tuz batı bile ilaç. Çok içme. Büyüdüm. Az kahve.
Buyurun, 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 buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Dur, dur Şevkat amca, bozdun saçımı, bir saat uğraştım hep ona. De bakalım ana kerata, geç, geç bakalım, geç. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Nasılsın Hüseyin, iyisin? Çok şükür, çok şükür. Sen nasılsın Aşık Adın? Sağ ol Şevket abi, sen nasılsın bakayım? Sen nasılsın? Nasılsın bakayım? İyiyimdir Ferah abla, sen nasılsın? Nasılsın? Sen nasılsın? Sen nasılsın? Sen nasılsın teyze? Sen nasılsın abla? Ayşe sen nasılsın? Sen nasılsın bakalım Hasan? Hey! Yeterin gari lan! Ördek sürüsü gibi ne de bu? 10 kere sorulun bir şey. Nasılsın çocuğum, iyi mi? De. Havlu adı döndü gari değil mi? Ha ha kızım, aç aç öyle oldu gari, öyle olmaya başladı. Günler kısaldı. Çikolatayı açlayalım bari. Kızı vermeyecek olursak alırdı gidelim valla. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Adet böyleymiş. Hem mi zahmet etmiş kız ayol? Ana zahmet mi olur Nurfer abla? Ya bu ne Hüseyin? La çikolata kutunun için incirin ne işi var? Bizim çikolatamız bu arkadaş. Olsun. Olsun gari canım, bu da hani doğal çikolata iyi gari hani. Tabii tabii. Gelelim sadede. Sebebi ziyaretimiz belli Şevket. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Hatice'ye, oğlumuz Mustafa'ya istiyoruz. Şimdi Hüseyin devir değişti. Kızın gönlü var mı yok mu sormak lazım. Hatice'ye sormak lazım. Düşünelim, kaşınalım Hüseyin. Biz sizi ararız. Üle, de gidi de. İş başvurusu mu ne bu? Biz sizi ararız de hep duru. Madem kızı beğenmiyorsunuz, incir paramızı verin, alıp gidelim. Hüseyin, sırası mı lehindi? Ne var be? Eli boş mu gidelim? Hüseyin, yanlış ediyorsun. O iş başka, bu iş başka. Sen ne zaman dedin bana? İki ay oldu. Verdiğin incirin orada, damda. Hepsi depoda durup duru. Şimdi yerim şimdi bunun burası, burada ya. Canım niye mi kızın gönlü yoksa? Zor mu olacak bir şey mi bu? Gari aman Nülfer abla, hiç duymadım böyle bir şey ben. Olacak iş mi bu? Sen de ama sen de gözünü seven yetmen hemen gari ya siz de. Siz demedin mi bu kızı yemezlerdi yenge? Söylemedin mi? Abu emin edeceksin siz kız. Buraya ne oluyor? Nereden geldiniz? De gidi de ulan ne edeceğiz lan? Kızı beğenmiyorlar. İncir parası yok. Biz para mı basıp duruz? Babamdan davet etmedik biz sizi ya. Allah Allah, siz verecek kızımız yok bizim. Biz malı sanmamışız, hepsi depoda. Sen para istiyorsun. Ne edeceğiz lan? Ne edeceğiz? Onu söyle. Yazıklar olsun değil seni de. Koş koca kaçtı başka. Siz ne konuşuyorsunuz? Siz ne oldu şu madenin komşusu? Emin misin edersin sen lan buna ha? İncirin kanı senin cebinde durup duru. İncirler senin deponda durup duru. A para yeriz ha. İncirmiş, incirmiş, üzülmüş, üzülmüş. Alın gidin malınıza. İstemiyorum. Hiç olmaz cebimde param. Aman hiç kardeşinin. Thank you.
benim, yarın gidiyorsun. Nereye? Mehmet Ali Adiye mi gidiyor? Oğlum, kız evi nasıl evidi ya? Ha? Bir odağa gider isteriz. Olmadı, bir odağa. Ondan değil be ana. Hiçbir şey yolunu tıkmıyor ki. Hiç kimse memnun edemiyoruz. Babamı gömüyor mu? O bile deyip durur. Yaptığın işe hiçbir hayır yok deyip durur bana. Gövde varlığımızdan yokluğumuz belli bile değil. Herkese bizden alay edip durur. Koskoca Yörük Efe'nin torunu böyle mi hocadı? Ne edeceksin? Nereye gideceksin? Ana. Bak. Dedemin sandığını bunu buldum. Ne yavrum bu? Süper incir. Dedemin büyük sırrı. Abim o günü sabah erkenden kalktı. Tarifteki malzemeler toplu mağara ve yemişti. Tabii ben boş durumu takıldım beşine. Abi. Ne var lan? Nereye gidiyorsun? Gir çabuk içeri. Ben gelirim abi. Ya salak salak konuşup sana. Gir çabuk içeri. Ben de. Ben de geleceğim. Şimdi dayağı yiyeceksin ha. Döverim bak. Çabuk gir içeri. Eşek sıpası senin. Hadi gidiyoruz, dur. Selamünaleyküm, hello. Hello. Arkadaş, I ask you... Something. I ask you something, seni biz bir şeyler soru vereceğiz gari. Ne diyorsun lan sen? Türkçe konuş beni. Abo, öyle biz bunu ecnebi zannettik. Türkçük müydü la bu? Türküm tabi, aydınlıyım. Efe torunuyuz biz. Biz Efe torunuyuz. Çak. Çak. Ya... Arkadaş, biz seni bir adres soru vereceğiz. Biz öyle ot mod arayıp duruyoruz, öyle kantron otları filan. Biz onları nereden bulabiliriz? Benim emmi oğlu var. Şuradan dönüveceksin, dümdüz gidiveceksin. 100 metre ileride, kime sorsan gösterir. Thank you very much. Tepi vereceğim bak, geri kaç. Öyle bu da bizim gibi şakacı lan. İyi, hadi gal gari selametle. Eyvallah kardeş. Başkanın geçeni!
bir dakika. Neden bütün aydını gezdiniz ki? Pekala hepsini bir aktardan bulabilirdiniz yani. O bizim aklımız gelmedi mi sanki? O ikisi kitabın arkasının bir hareti vardı. Neyi nereden toplayacağımızı öyle işaretten belliydin. Hepsini en iyi yetiştiği yerde almak lazım. Her şeyi topladıktan sonra abim karışım başladı. Abim süper incir bulacaksın diye uğraşı dursun. Serkios köyden insanlar kaçırıyorum. Bir çeşit kokuyla hipnoz ediyor insanlara. Köyün yukarısında Nisa diye bir ev var. Oraya topluyor herkese. Bulmuş da öldü diye çırnıp dururlar. Bir hafta oldu adam yok ortalıkta. Kesin bir yerlerde öldü kaldı. Ah Murat'ım, Murat'ım nerelere gittin beni bırakın. Aydın'ın Çakırbeyli köyünde bir süredir garip olaylar oluyor. Anlat bakayım amca, ne oluyor bu köyde? Olayla karışık geliyor bana. Metafizik olayla olabilir, her şey olabilir. Metafizik ne oluyor la? Köyden birilerinin işi olabilir mi? Bu köyde herkes birbirini tanır. Bu köyün içinden olacak bir iş gibi gelmiyor bana. Kesin bu işin içinde Amerika'nın ya da İsrail'in parmağı var. Ne alakası var lan? Ya şu köyde benden habersiz bir iş olmaz mı? Her şeyi bana rapor edesin diyorum. Sen arasını satayım, tren ya. durum malum. Köy hızla nüfus kaybediyor. Kim nereye kayboluyor belli değil. Acilen harekete geçmemiz lazım. Jandarmalara haber verelim. Neyin haberini veriyorsunuz lan?
Bütün televizyonları, gazeteleri çıktı olay. Jandarmayı ne karıştırıyorsunuz ya? Ben hallederim bu işi. Ulan bir sus ya, bir sus anasını satayım. Lan! Tutun maket! Bundan sonra herkes sırayla nöbet tutacak. İlk nöbete kim tutuyor? Ahmet dede, haberler kötü. Hayri de kaybolmuş. Tüfeği nöbet yerinde kalmış. Üle! Nöbet tutan adam bile kaçırılıyor ya! Lanet bu Ahmet dede, lanet. Biz en iyisi Körcevri'ye gidelim. Bu işlerin halini yolunu o bilir. Ona danışalım dedi. Beni bakın. İçeride fazla konuşmayın. Ne olur ne olmaz. Konuşta bu kadının ne yaptığı hiç belli olmaz. Anlaşıldı mı? İyice bakalım, soralım ne yapacağız? Ahmet dedi ve yavelleri Körcevri'ye kıl çadırını gitmişler. Körcevri'yi denen garı eskiden üniversitede hocaymış. Şamanizm bilen derken kafaya tırla diyorum. Hoş geldiniz. Sonunda teşrif ettiniz. Geleceğimizi nereden biliyorlar bu garı? Sus oğlum sus. Büyücü ya o garı. Olayları duymuşsundu Cevriye bacı. Çıkamadık biz bu işin içinden. Belki sen bir şey biliyorsun diye sene geldik. Kehanet. Kehanet. 2000 yıl önce burada yaşayan Seikilos'un laneti bu. Çok sevdi Euterpe'yi. Ona tarihin ilk şarkısını yazdı. Ama aşkına karşılık bulamadı. Onu öldürdü. Sonra da kendini. Ya vasiyetiyle Mısır'dan gelen hekimler mumyaladı ikisini de. Ve şimdi uyandı. Hala onun peşinde. Bizle ne alakası var la bu olayın? Ne lan bu? Kaçır kaçır kaçır. Köyde insan bırakmayıp gider. Anasını zaten bir de koca karıları dadanmış. Onlar ne bok edecek? Sapık mı la bu düğüz? Tombak Ömer'in garatası da kaçırmış. Bu abi sapıklık. Bak Cevriye. Bir haftada bir ton insan kaçırıldı köyden. Senin anlattığın hikayeyle köylünün ne alakası var? Ayin. Ayine hazırlanıyor. Onu tekrar kendine aşık etmek için. Peki nasıl kurtulacağız biz bu beladan? Olur ne bu işin? Bu çocuk. Bu çocuk sizi kurtarabilir ancak. Ama ona güvenmeniz şart. Kim? Bu mu? Ahmet dede bu garı rakıyı fazla kaçırmış herhalde. Gebeşten Mustafa'yı gösterip duruyor bu. Kalkın la kalkın gidelim. Bir şey çıkmayacak bu karıdan bize. Olmadı Ahmet dede. Olmadı. Her şey hikayeymiş. Efelik, bilek de değil, yürek de değil Mustafa'm. İnsan bir inandı mı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktu. Seyköz en son Eterp sandığı Hatice'yi kaçırıyorum. Eterp.
Siz de sonra. Bütün köy toplamış oraya. Köyünü aşağı edecek. Atçı da havuzasını kavuşacak güya. Semeno, demu, osansis, melane magro. En çok sevdiği çeyizlik perdilen, çağ çaflan sarıp sağmalamış. Gelmiş oleye yerine. Tek gözü sekriyorsun, kafası iyice karışmış. Kafaya almadığı darbe kalmadı ya. Bir de abimden yemiş tabancanın kabzasını. Neyse, abim o köylüyü kurtarıyorum. Hacı'yı da uyandırıyor. Emme, kar milletin yaranılığı mı arkadaş? Bu mu yani? Bu değil tabii. Kağıdın ortasında o böyle delik vardı. İnsan düşünüyor değil mi? Orada bir şey yazıyor olabiliyor. Gittim dedemin sandığında eksik parçayı buldum. Bir dakika. Hadi o abinin Osmanlıca bilen bir arkadaşı vardı. Arapça tercüme edebiliyordu. Peki ya sen Arapça biliyor musun? Ya abi, Arapça bilmeye ne gerek var? Google diye bir şey var. Okul çıkışı gittim internet kafeye. Google amcaya sordum. Translate diye bir şey var. İngilizcen yok mu senin? O da Arapça klavyede var. Bakı bakı yazdım. Öğrendim eksik parçayı. Neymiş o eksik parça bakalım? Söylemedi, sen de yap değil mi? Orası meslek sırrı arkadaş. Öyle her önünü gören süper kahraman olmamalı. Ben bu değilim, bak şurada. Eyvah Hamdi. Abi güle güle, sağ ol. Hamdi. Efendim. Abine ne oldu? Abim Hatice'yle evlendi. Bir de çocukları oldu. O nasıl oldu ya? Abimin derdi bir temeç. Bir de mugatlara beyaz çıkıyor başıma. Ne diyorsun kız? Mustafa! Ne var öyle? Mugatlar atacağı kaçırmış. Yavaş lan Eyüp, yavaş. Akçeyi istemeye gitmişler dün akşam. Alamayınca bas kaza aşkım, bas kaza. Azrazlanma. Benim oğul kesin dedim sana. Abim efeliğin bilekli değil, yürekte olduğunu anlamıştı. Çok fena gazı gelmişti. Ah bir ateş ver. Cigaramı yakarım. Sen salın gel, ben boyuna bakarım. Uzun olur gemi. Yok lan, bir şey yok. Artık bu iş bitecek. Ne
düşünmeden geçmezsin. Eze geçerin. Acıman. Eyvah! Kertenkele gibi yapıştı yere. Geberdi galiba. Tatil boyunca başımıza gelen en güzel şey. Çok tatlıydı ya. Zamanı çocuğu işte. Çocuk bence biraz fazla gelişmiş. Hani tarlada falan çalıştırdıysalar. Ama hayal dünyasına bayıldım açıkçası. İşte böyle. Derdim tam anladı bildiğimi bilmiyorum emmi. Şunu iyi biliyorum ki. Ben ve benim gibi bir sürü gerçek süper kahraman Gozdan da yeni çıkıyorlar daha. Ule! Abi sen mi ne? Benim abi! Ule kardeşim gelmiş! Anam anam anam! Ule bakayım ne sen he? Ula küçük bir adam olmuşsun sen! Aynı 100 yıl önce dünyaya kafa tutan dedelerimiz gibi Anadolu'dan bir anda ses çıkacak. Bunu biliyorsun işte. Hacı bak! Geldi bak bak! Hoş geldin amca. Bak küçük amca kim gelmiş? Amcan gelmiş. Dar edeceğim bu dünyayı size. Nefes aldırmayacağım. Kabusunuz olacağım. Bile başımın belası. Yine mi geldin lan sen? Yine mi geldin lan? Akıllanmayacak mı lan sen?